İkinizin de burada olması çok iyi. Otur. Sen de otur. Rahatına bak. Tut şunu. Onları kor. Dualarımızı kabul et. Alya, yakında anne olacaksın kızım. Sen de baba. Anne, dinle. Biraz acele etmiyor muyuz? Henüz kesin bir şey yok. Kesin bir şey yok mu? Daha neler şapşal kız. Belirtiler ortada. Bütün işaretler bunu gösterdiği için de er ya da geç haber doğrulanacaktır. Şimdi ikiniz de beni çok iyi dinleyin. 5 ay bitene kadar kimseye bir şey söylemek yok. Yakın akrabalarımız bile bilmeyecek, anladınız mı? İnsanların gözü değebilir, bebek nazara gelebilir. Aynı şeyleri Süreyya Hanım'a da söyledim. Siz de çok dikkatli olun. Dinle. Sen artık dinlen biraz. Bundan sonra kendini fazla yormaman gerek. Ve hiçbir şeyi kafana takma. Rahatına bak. Canım bir şey çekiyor mu? Ha? Tamam. Ben hemen gidip bir şeyler hazırlarım. Aa, sen dinlenmene bak kızım. Dinle beni. Onu üzmek yok, anladın mı? Hemen dönerim tatlım. Bak, yine sessiz kaldın. En azından ona söyleyebilirdin. Şuna bak. Sen de bir kedi kadar sessizsin. Bütün bu olanların tek sorumlusu sensin. Yenge! Çok sevindim yengecim. Yakında hala olacağım. Bu muskayı için birkaç dua oku. Allah hayırlısıyla tamamını erdirir. Acele etsen iyi olur yenge. Laboratuvardan biri kan örneği almaya geldi. Tamam, sen git canım. Ben de birazdan gelirim. Tamam, geç kalma olur mu? Bu kadarı fazla. Gidip onlara gerçeği söyleyelim. Hüseyin bekle. Kan testi sonuçlandıktan sonra herkes gerçeği öğrenecek nasılsa. Bunu onlara şimdi söylersek hayal kırıklığına uğrarlar. Sonuçları beklemek doğruları ertelemek olur sadece. Evet Zeyn, ama gerçekte nasıl bir hayat yaşadığımızı bilmelerini istemiyorum. Geceleri yatağa girdiğimizde aslında göz yüze yatmadığımızı bile bilmelerini istemiyorum. Bugüne kadar normal bir evliliğimiz olduğu izlenimini verdik. Bence bunu yapmaya devam etmeliyiz. Düşün. Uzun zaman sonra herkes gerçekten mutlu. Herkes birbirine çok daha bağlı sanki. Ben de onların yeniden endişelenmelerine sebep olacak bir şey söylemek istemiyorum. Gidip test için kan örneği vereyim. Dayısının yeğeni tescilli deli. Bu ailenin mutluluğu için her şeyi yapabilir. Her şeyi. Teşekkürler olsun. Sonunda. Hadi görelim şunu. O kadar da uzun boylu değil Osman Bey. Bunu önce kız tarafının bilmesi öyle gerekir. Öyle olsun. Sen git annene haber ver, tamam mı? Hadi çabuk ol ama. Mutlu haber geldi. Çantanım siz verin. Alya. Hadi sen biraz çabuk. Canım. Hadi biraz hadi çabuk. Hadi biraz çabuk. Hadi abla, bizi merakta bırakma. Hadi yenge, raporda ne yazdığını söyle.
Bunda utanacak bir şey yok. Hadi, ne yazıyor söyle. Allah, duygularını incitirsem eğer, sen beni affet. Test sonucu negatif. Üzülme canım. Evet, hiç önemli değil canım. Alya, sonuç negatif çıktığı için üzülme. Allah güzel haberi tez vakitte ihsan edecektir. Bununla kendini üzmemeye çalış. Canım kızım, canım, bu çok mutlu bir haber. Buna inanmak çok zor. Bir tanecik oğlum Zeyn yakında baba olacak. Tebrik ederim. Ben de seni tebrik ederim. Vay canına, yakında dede olacağım. Bu harika. Abi, tebrik ederim. Ben de seni tebrik ederim Şaban. Yakında anneanne olacaksın. Eve yeni döndüm ve yakında hala olacağım. Bundan güzel hediye olabilir mi? Teşekkür ederim. Gidip herkese gerçeği söyleyelim. Zeyn bekle. Sonucu beklemek gerçeği sadece öteleyecektir. Test sonucu negatif. Biliyorum ki herkes şu an çok üzgün. Ben de onlar yüzünden kendimi kötü hissediyorum. Ama herkesin gerçeği bilmesi daha iyi olmaz mı? Üstelik hala evliliğimizle ilgili gerçeği bilmiyorlar. Hamile olmadığın için senin de mutlu olman gerekir Alya. Yoksa yeni bir zorlukla yüzleşirdin. Çocuğun babasını aramak zorunda kalırdı.
Sen gerçekten utanmaz birisin Zeyn. Bu iyi. Çünkü en azından insan olduğumu kabulleniyorsun. Ama sonucun negatif çıkacağını zaten biliyordun değil mi? Neden ağlıyorsun? Ağlamak istedim. Bundan hoşlanmadım. Siz kızlar neden bu kadar karmaşıksınız? Sonuç pozitif çıktığında ağlıyorsunuz. Negatif çıksa yine ağlıyorsunuz. Yoksa kan testinin pozitif çıkmasını mı umuyordun? Holi bayramında o sarhoş halimden istifade mi ettin? Dayısının yeğeni dur! Dur kes şunu! Beni düşüreceksin şimdi, dur dedim! Dur ne yapıyorsun, dur! Dur! Sabahtan beri düşünüyorum. Hamile kalsam bile bu bir dünya rekoru olurdu. Evlendiğimizden beri seni yanağından bile öpmedim. Saif'in teorisine göre bile bebeğimizin olması imkansız. Ama kazayla bunun aksi olsaydı insanlar dostluğa olan inancını yitirirdi. Dayısının yeğeniyle yemeğe çıkmak mı? Üstelik onu şımartmam lazım. Ve hep iyi davranmak zorundayım. Kardeşim başıma ne iş açtı böyle? Ne yapsam acaba? Pratik? Ne? Gerçekleri söyleme pratiği. Çünkü sen dayısının yeğenine iyi şeyler söylemeye alışık değilsin. O yüzden biraz pratik yapmazsan komik duruma düşebilirsin. Rezil olabilirsin. Pratik mi? Ne tür bir pratikmiş? Hadi ama. Onun önünde de böyle kekeleyecek misin? Şu an benim karşımda kekelediğin gibi. Belki bu pratik ona olan duygularını kabullenmende de yardım eder ha? Pratik falan yapmak istemiyorum ben. Korkman gereksiz, çok kolay olacak. Söylediklerimi tekrarla sadece. Merhaba Aliya. Bugün çok güzelsin. Her zaman olduğu gibi çok zarifsin. Tekrarla. Benden bunu yapmamı bekleme. Güzel, zarif, bütün bu laflar benim için çok fazla. Onu yücelteceğine söz vermiştin. Bunun da tek yolu bu. Hadi söyle. Söyle. Merhaba dayısının yeğeni. Bu kadar korkmasana, devam et. Sırada ne vardı? Güzel şeyler söyle. Ona bugün çok tatlısın de. Çok hoş bir kadınsın, çok güzelsin. Bu dünyada senin kadar güzeli yok de. Ama söyleyemeyecek kadar korkuyorsan o zaman gözlerini kapatıp söyle. Gözlerimi kapamam işe yarar mı? Daha mı kolay olur? Çok daha kolay olur. Merhaba dayısının yeğeni. Bugün gerçekten çok güzelsin.
Sen dünyanın en güzel kadınısın. Çok tatlısın. Çok zarifsin. Büyüleyicisin. Bunu sana hiç söylemedim ama... O kadar güzel bir kalbin var ki... Bu yüzünün güzelliğinden de fazla. Sen iyi birisin. Çok cömert bir kalbin var. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorsun. Başkalarının mutluluğu senin için her zaman önce geliyor. Bu yüzden bugün sana şunu söylemek istiyorum. Ben aslında... Ben... Devam et. Söyle. Ben aslında sana... Çok iyi, devam et. Demek istediğim aslında seni çok... Hadi söyle ona, bir korkak olmadığını kanıtla. Diyeceğim o ki... Bu akşam yemeğe çıkacağız. Hazır olsan iyi olur. 6'da evden çıkmış oluruz. Abi dur bekle. Telefonunu getirdim. Çıkarken odamda unutmuşsun. Sağ ol. Evet. Neden yemeğe çıkmak istemiş olabilir? 6'da hazır olmamı istedi. Bana söyleyecekleri var belki de. Ama ne diye mesaj çekti ki? Bunu bana şahsen söyleyebilirdi. Bana çıkma teklif eder gibi görünmek istemedi belki. Niye bu kadar kafa yoruyorum ki? Umurumda değil. İlgisi bile yok. Kendimi bununla yormak istemiyorum artık. Çok önemli bir şey değil. Kırmızı ve altın rengi burnunu takriben 2 santim uzun gösteriyor sadece. Mavi. Mavi? Bunu giyersem aynı şeyleri söylemez. Ama bunu onun için giymiyorum. Bu kendim için. Ben beğendiğim için. Hayır, bugün canım mavi giymek istemiyor. Efendim? Zeyn Bey dışarıda sizi bekliyor. Tamam, 5 dakika sonra orada olurum. Tamam efendim. Allah'ım, geç kalmamam lazım. Yoksa çıldırır. Onda zerre kadar sabır yok. Ne giysem acaba, bir türlü karar veremiyorum. Dayısının yeğeni yine unuttu, bundan eminim. Yarım saatten beri onu kapıda bekliyorum. Ama o kafasına göre takılıyor işte. Geldi. Geç kaldın ve beni güzelliğinle öldürmek istermiş gibi giyinmişsin. Allah'ım, geç kaldım. Yine çok sinirlenmiş olmalı.